Merhaba Grafik 101 takipçileri. İlk YouTube ipuçları videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu konuda size bir duyurum olmuştu. YouTube'la da ilgili çeşitli faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşacağım diye. Ee, özellikle tabi yabancı kaynaklarda bununla ilgili birçok faydalı bilgi var. Ben de buralardan araştırdığım kadarını, öğrendiğim kadarını sizlerle paylaşacağım şu anda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir Chrome eklentisi indireceğiz. Ne işe yaradığını da sizlere anlatacağım. Şimdi Chrome web mağazasına geliyoruz. E, mağazada arama yap bölümünden hemen paper cuts diye bir arama yapıyorum. Evet arama sonuçlarında karşımıza hemen paper cuts olarak çıkar. Bu bölümde tabi ben eklediğim için oyla gibi gözüküyor. Yukarıda zaten ikonu var. Ben kurmuştum. Siz Chrome'a ekle diyerek eklersiniz, ardından Chrome'u bir yeniden başlatırsınız. Şu anda YouTube'un açıklama düzenleme bölümüne geldim. Bu ister YouTube Studio beta'da olsun, isterse hani klasik içerikte olsun işe yarıyordur. Nasıl bir işe yarıyormuş hemen görelim. Sağ üst tarafta ikonuna şöyle bir tıklıyorum. Bakın şimdi benim sizlere hazırlamış olduğum videolar vardı, sürekli sık sık hazırlamış olduğum videolar. Bu videolarla ilgili çeşitli böyle şablonlar oluşturabiliyoruz. İçerisine açıklama ekleyebiliyoruz. Mesela burada Inkscape'i açıyorum örneğin. Inkscape içerisinde dikkat edin. Merhaba grafik 101 takipçileri veya merhaba arkadaşlar. Siz artık bunun içerisine neleri ekliyorsanız, e, en sık eklemiş olduklarınız nelerse buraya eklersiniz ardından kayıt yaparsınız. Bakın ben bir tane sizin daha iyi kavrayabilmeniz için yeni bir şey oluşturayım. Örneğin şuraya artıya basıyorum. Add a note diye geçiyor. Yani bir not ekle demektir. Buraya tıklıyorum. Üst kısımda label bölümüne en sık hazırlama yapmış olduğunuz video konu başlığını atabilirsiniz. Örnek veriyorum siz de GIMP ile ilgili çok sık video hazırlıyorsanız mesela şuraya GIMP açıklama yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra alt kısma kendiniz hazırlamış olduğunuz bir veriyi ekleyebilirsiniz. Bir metin dosyasına eklemişsinizdir örnek veriyorum. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Örneğin ben buraya yazıyorum. Merhaba arkadaşlar diye bir başlık koyuyorum. Sonrasında şöyle birazcık aşağıya iniyorum. Bakın Enter'a basıyorum. Burayı biraz genişletmek lazım. Çok pratik değil. O yüzden kopyala yapıştır yapmak daha iyi herhangi bir metin dosyasından Word de olabilir. E bu dersimizde diyorsunuz nokta 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 varsayalım böyle bir hani şablon oluşturduk. Sonra herhangi bir yere tıklıyoruz. Buraya geliyorum açıklama kısmına sağ tıklıyorum. Hemen bu sağ tıkladığım zaman aşağıda paper katsın menüleri çıkar. Bakın GIMP açıklama olarak otomatik olarak artık buraya eklemiştir. GIMP açıklamaya tıkladığım zaman görüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bla bla bla. Bakın diğerlerine bir bakalım. Benim eklemiş olduklarıma Papercuts'a geliyorum. Şöyle bir Blender'la ilgili benim bir şablonum vardır. Merhaba Grafik 101 takipçileri. Bu videomda ben bazı yerleri ufak tefek değiştiriyorum. Bu dersimizde eğer sürüm değişmesi gerekiyorsa sürümü değiştiriyorum. Aşağıda benim Udemy'de derslerim var biliyorsunuz. Onlarla ilgili sürekli bunları buraya ekliyorum. Linkler varsa belli linkler bunları ekliyorum. Buraya ekleyebilirsiniz. E, yukarıda yine değişiklik yapabilirsiniz. Bakın burada eğer e, eklemiş olduğunuz bir şablonu silmek istiyorsanız çarpıya basarsınız. Bunu çok rahat bir şekilde silebilirsiniz. Yani oldukça kullanışlı. Her seferinde YouTube'a bir hani açıklama eklemek durumunda kaldığınızda bunu elle ile yazarak eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Şablon oluşturuyorsunuz, bundan ekliyorsunuz. E, daha önce dediğim gibi klasik içerik stüdyosunda da şimdi hemen bir geçeyim şöyle. Şu anda açıldı. Bakın ben burada tabii ki gerekli açıklamaları yapmıştım. Şurayı bir kontrol seçip şu iç kısmı siliyorum örneğin. Tekrardan sağ tıklıyorum. Burada da Papercuts'ta örneğin Neutron'la ilgili bir ders hazırlamışsam hemen Neutron'la ilgili şablonumuzu da buraya yapıştırıyoruz. Oldukça kullanışlı, kaliteli bir eklenti. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar ilk YouTube ipuçları videomuzda Papercuts isimli eklentinin ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını öğrenmiş olduk. Sonraki ipuçları derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.